Neleri okuyacağınızı bilmek de çok büyük. Yani, kim insan orada ben de diyor çok okuyor. Mesela okurken düşünmüyor. Olduğu gibi okumayı ya da okuduklarını ne söylüyorsa olduğu gibi kabul etmeyi okumak zannediyor. Ezberlemeyi okumak zannediyor. Mesela Nurcular da okuyor. İşte toplanıyorlar bir evde haftada bir. Medrese diyorlar ya. Efendim. Birisi açıyor bir Said Nursi'nin bir kitabını. Bilmem ne. Risalesi. O ne Türkçe, ne Arapça, ne Osmanlıca, ne Kürtçe, hiçbir şeyce olmuyor. Yani Said Nursi gibi olan. Yani, hakikaten öyle. Dil bakımından, dilden anlayanlar, yani onun kitaplarını okursa, bu kitap Türkçe, bu kitap Kürtçe, ya yani Arapça, Osmanlıca demesi mümkün değil. Bakarsınız ki bir yerde, yani %100 böyle kosturaklı Osmanlıca kelimeler bulunur. Kimi yerde üç Osmanlıca ile alakası olmayan şeyler kullanır. Böyle yani dili de iyi bilen birisi değil. Yani hakim birisi değil. Kendisini okuyup kendisini yazdığı şey yapmış. Okur birisi başkaları da böyle işte kafası önüne düşerek bilmem ne yaparak dinlenmiş olurlar. Çay içerler filan işte iki saat sonra da kalkan giderler. Ne anladınız? Hiç ben Said Nursi'nin yanında büyümüş. Peygamber'e nispetle Enes İbni Malik neyse, Said Nursi'nin Enes İbni Malik'i durumunda olan Said Özdemir diye birisiyle 1967'de Ankara cezaevinde bir koğuşta kaldım 6-7 saat. Ay. 5-6 ay. Ondan sonra konuşuyorduk ve ben ona işte Nurculuğun esaslarının bozukluğundan, sadece Nurci'nin zihninde bir insicamın olmadığından, kitaplarındaki Kur'an'la karşılaştırıldığında esas yanlışlardan ne örnekler veriyordum. Bunları yaparken de şurada yaptığım gibi ya bir kitaptan okumuyordum. Dünden beri kaç saattir konuşuyorum, dikkat ederseniz hazmetmişim. Yani kafamda var. Defaat vermişim, anlatmışım, demişim. Ve irticaren anlatıyorum. Yani yazılı bir metin okumuyorum size. Onu da öyle anlatıyorum. O benim bu işlerle uğraşmaya başladığımdan itibaren işte 10 sene olmuş. O ise benden 5-6 yaş daha büyük ve çocuk yaşta Said Nursi'nin yanına verilmiş. Yani onun hizmetine ki işte onun sahabesi olsun. Yani İslam öğrensin, İslam'a hizmet etsin. Yani halk İslam'ı seviyor da ne olduğunu bilmiyor. Bilmeyince de neyi seviyorsunuzsa o karışıyor. İnanın iki cümle söyleyemiyor. Dur bir dakika. Gidiyordu yatağının üstünden saldırısını falan getiriyor. Sayfasını alayıp buluyor. Onun dini, ay onu okuyor. Ya ben bunca yıl bu adamın yanında çalışsın. Sen bana iki cümle söyleyemeyeceksen, bunun için bile elinde kitap olması gerekecekse, o zaman sen ne yaptın Allah aşkına onca yılı nasıl geçirdin? Hava ile geçirmişsin, cümle ile geçirmişsin. Yani anlamamışsın hiçbir şey. Değil mi? Yani illa kitaptan, ben sana kitaptan okudamıyorum ki yani. Nota not kitapta ne yazıyor? Getir bakalım. Desen o zaman tamam kitaba başvurur. İnsan hafızası bir kelime bir şey fazlalaştırıyor, bir şey eder filan. Ama öyle bir şey istemiyorum ki senden. Yani benim şimdi sana anlatmaya çalıştığım gibi anlat. Sonuçta eğer bir hususta iddialaşırsak öyleydi, değildi filan diyor. O zaman açalım, öyle mi değil mi? Kitapta ne yazıyorsa sen de ona teslim ol, ben ona teslim ol. Yani demek ki böyle yazıyormuş değil. Yok, iki cümle anlatamış. Böyle olur mu yani? Bunun adı okumaktır. Ömrünü de Risale-i Nur okumakla geçirmiş. İleri gelenlerinden birisi. Nasıl taraftarlık bu? Böyle taraftarlık olur mu? Yani peygamberin taraftarları, onun getirdiği dinin mensupları öyle miydiler? Asla. Kafalar çalışıyor.